Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Bu pazar videomuz oldukça özel olacak. Uzun vade Bitcoin'de ne olabilir? Buna bakacağız, değerlendireceğiz. Çok güzel grafikleri sizler için araştırıp buldum, ekranlarınıza getireceğim. Aynı zamanda 3 tane ön satışa da yatırım yapmıştım. Bunlarla ilgili güncel haberler var. Bu konuda da sizleri bu videomda bilgi amacıyla bilgilendirmeyi amaçlıyorum arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Tabi her videomda başta hatırlatıyorum. Şöyle beğeni sayılarımızı yükseltirsek oldukça iyi olacaktır. Algoritma biraz bizi gerilere attı arkadaşlar. Bu yüzden böyle beğeni atarsanız çok memnun olurum. Atan herkese de teşekkür ederim şimdiden. Şimdi Bitcoin tarafında çok sert bir geri çekilme yaşadık arkadaşlar. Ve bir anda inanılmaz derecede bir korku hakim oldu. Bunun sebebi psikolojik anlamda ben düşünüyorum. Çünkü çok zorlu bir ayı dönemi yaşamıştık. Bu ayı döneminin travmalarını atlatamadık. O yüzden olası %5, %10, %20'lik, %25'lik düşüşlerden sonra altcoin'de olsun, Bitcoin'de olsun insanlar hemen eski günlerdeki kötü günler aklına geliyor haklı olarak. Ancak geçmişte de bu yükseliş trendi boyunca benzer düşüşleri tam olarak 4 defa gerçekleştirmiştik. En son düşüşle beraber 5. bu düşüş serüvenini yakalamış olduk. Bakın geçmiş düşüşlere dikkat ederseniz aslında haftalık anlamda benzer mumlar aldığımızı görüyoruz. Bakın en dip bölgede de benzer düşüşleri olmuştu. Mesela 16.900 dolar seviyesinden 15.473 dolar seviyelerine şu bölgede geri çekilme olmuştu. Ardından 24.000 dolar seviyelerinden 19.000 dolar seviyelerine benzer bir düşüş aldık. Ancak bu Hammer mumu oldukça bullish bir mum arkadaşlar. Çünkü beraberinde sert yukarı doğru hareketleri de haftalık anlamda bizlere getirmişti. Özellikle çarşamba günü Fed'in faiz kararı açıklanacak. Beklenti sabit kalması yönünde. Esasında bu Fed faiz kararları öncesinde piyasa böyle kendini salada biliyordu bizim piyasa açısından. Aslında bu şekilde yorum yapmak da çok yanlış olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer açıdan altcoin'ler, özellikle birçok insan altcoin'lere yatırım yapmış durumda. Ben hep uyarıyorum, çok defa söyledim, yeniden söyleyeyim. Altcoin'lerdeki mantık major altcoin'ler veya düşük market cap'li altcoin'ler olarak ikiye ayrılıyor. Yüksek market cap'li ürünleri birçok insan tercih etmiyor. Çünkü market cap yüksek olduğu için bir sonraki boğa döneminde çok fazla yükselmez diye düşünüyor. Ama bu çok doğru bir kanı olduğunu ben düşünmüyorum. Tam aksine özellikle yüksek market cap'li ise, market cap'i yüksekse evet belki 100x 200x yapmayabilir, yapmaz. Ama şunu da söylemek gerekiyor, hiç yükselmeyeceği anlamına da gelmiyor. Ortalama 10x, 15x, 20x arasında bir performans gösterse bu da gayet yeterlidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu arkadaşlar. Yüksek bakiyeler ile düşük market cap'li altcoin'leri almak bence çok mantıklı değil. Çünkü onların riski daha yüksek. Ama bakiye yüksekse eğer, yüksek market cap'li altcoin'lerde bulunmak, evet düşüşler olabilir, zarar edebilirsiniz. Ama onların sıfırlanma ihtimali diğer düşük market cap'li ürünlere göre daha düşük oluyor. O yüzden daha güvenli. Tam güvenli demesek de yani zarar etme ihtimali veya sıfırlanma ihtimali daha düşük diyelim. Çünkü bu piyasada hiçbir şeyin güvencesi yok biliyorsunuz. Çünkü çok eski bir piyasa değil. İnanılmaz putlar, inanılmaz şeyler olabiliyor. O yüzden net bir yorum yapmak bu konuda doğru değil. Ama benim yatırım prensiplerimde ben her zaman için market cap'i yüksek olan ürünlere kendi bakiyemin ağırlığını onlarda tutuyorum. Market cap'i düşük olan ürünleri de hiç almayın demiyorum. Ancak onların da miktarı ufak tefek rakamlar oluyor. Örnek %10, %20 maksimum. Veya bakiyeniz çok yüksekse %5 belki %1 onlar da şey yapabilir. Çünkü o ürünler sallıyorum 50x yapma ihtimali var mıdır? Market cap düşük olacak. Evet var, ama sıfırlanma ihtimali de söz konusu olduğu için sallıyorum. Bakiyenizin %5'ini %10'unu sıfırlasanız çok fazla üzülmezsiniz. Geri kalan %90'la o kayıp olan %10'u telafi edebiliriz. Ama yüksek bakiyeleri, yüksek mevlaları oralarda spotta sıfırlarsanız arkadaşlar geri dönüşü mümkün olmuyor. Ona çok dikkat edin. Diğer açıdan baktığımızda da şimdi altcoin'lerde özellikle altcoin market cap'inin çok geride kaldığını görüyoruz. Bitcoin grafiğiyle kıyaslarsak yani Bitcoin 48.000 dolar seviyesine fitil atmıştı. Şu bölgede bir önceki işte ayı döneminin şiddetlenme bölgesine kadar aslında yükseldi. O bölgelerden geri çekildik. Ancak altcoin market cap'i örnek 1.2 trilyon dolar seviyesinde olması gerekiyordu. Yani Bitcoin 48.000 dolardayken geçen dönemde, geçen işte bu ayıya girmeden önce veya ayı başlangıcı diyebileceğimiz dönemde Bitcoin fiyatı 48.000 dolardayken altcoin market cap'i 1.2 trilyon dolardaydı. İşte birçok insan ondan dolayı üzgün. Yani evet Bitcoin 48.000 dolara yükseldi ama altcoin'ler neden yükselmiş? İşte bunun sebebi şu an ekranda görüyorsunuz, altcoin market cap'inin 1.2 trilyon dolar seviyesine yükselmemesinden kaynaklı olarak altcoin'ler
işte geçmiş dönemdeki Bitcoin 48 bin dolardaki seviyesine çoğunluğu gitmedi. O bölgeleri görmedi. Bu da aslında şu an negatif bir görüntü gibi karşımıza çıksa da olası toparlanmalarda, olası altcoin'lere para girişinde, altcoin'lerin potansiyelinde bize yüksek olduğunu bu grafik yapısı gösteriyor. Çünkü grafiklerde şöyle bir olay var. Eğer doğru ürünlerde bekliyorsanız o görmüş olduğu zirveleri unutmaz arkadaşlar. Bütün dünya borsaları da bu şekildedir. Bizim piyasamızda da güzel ürünler, sağlam ürünler bir önceki görmüş olduğu zirveleri, iyi bir çalışan bir ekibi varsa, iyi bir proje ise, iyi bir marketingi varsa veya iyi bir blok zinciri, aslında esasında burada önemli olan nokta blok zincirlere yatırım yapmak. Ben genellikle de onu da yapıyorum. Onu tercih ediyorum. Blok zincirlerin, çünkü aktif çalışan işte yazılımcıları vesaire geliştiricileri olmasından kaynaklı veya güçlü yatırımcılar olmasından kaynaklı onların potansiyeli çok daha yüksek oluyor ve yüksek sermayeli insanlar da genellikle paraları çok yüksek olduğu için bu tarz potansiyeli yüksek blok zincirlere yatırım yapma eğiliminde oluyorlar. Bunu ekstra olarak sizlere belirtmek istedim. Şimdi Bitcoin tarafına geçecek olursak, aslında Bitcoin yani güzel duruyor, fena durmuyor. Daha kötü bir senaryoyla da karşı karşıya kalabilirdik. Özellikle günlük anlamda maddi tarafında herhangi bir al sinyali henüz daha gelmiş durumda değil. Buradan olası bir al sinyalin gelmesi durumunda arkadaşlar, haftalıkta tam olarak maddi buradan sat verecek izlenim yaratırken tekrar buradan yeşil bir histogram mumunu görebiliriz. Bu oldukça önemli ve kritik olacaktır. Aynı zamanda Ichimoku bulutuna baktığımızda yeşil bir bulut olduğunu hala görüyoruz. Bu yönde herhangi bir Ichimoku bulutu anlamında sıkıntımız yok. Günlük anlamda Fisher indikatörü de güzel bir ikili dip yapmış bir görüntüsü söz konusu arkadaşlar. Burada kritik olacak olan nokta parabolik tar direnci 43.400 dolar seviyelerine denk geliyor. O bölge bizim için kritik bir lokasyon noktası olacak. Özellikle parabolik sarı yukarı doğru kırabilirsek arkadaşlar, haftalıkta da Fisher indikatörün güzel bir düzeltme yaptığını da görüyoruz. Yani buralardaki düzeltmenin tekrar yukarı doğru kafa kaldırmasını, yani düzeltmenin tamamlanıp tekrar ala döndüğünü görme ihtimalimiz artıyor. Aynı zamanda USDT dominansında da 6.50 seviyesinden red dedik. O bölgeden geri çekilme yaşandı. Şimdi destek bölgesi olarak 6 seviyesi karşımıza çıkıyor. Altının da aşağı kırılmasıyla beraber yani Bitcoin tarafında yukarı doğru hareketlerin devam etme ihtimali artacak. Bir diğer taraftan BTC dominansında ikinci bir tur, ikinci bir ayak gelme ihtimali kuvvetli. Yani yeni bir high yapma ihtimali oldukça kuvvetli. Burada da haftalık anlamda ben Fisher indikatörüne çok ama çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Buradan eğer bir al sinyali gelirse BTC dominansında da yeni bir high görme ihtimalimiz kuvvetli. Yani 60'lı seviyelere doğru bir hareketlenme potansiyeli var. Bu kısa vadede negatif bir algı oluşturmuş olsa da BTC dominansının yükselme ihtimali, orta uzun vadeciler açısından spotta bekleyenler için sıranın tekrardan altcoin'lere geleceğini varsayarsak eğer oldukça önemli bir yapı diyebiliriz. Total 3 de fena durmuyor arkadaşlar. O tarafta da günlük anlamda oldukça güzel Fisher indikatörü güzel bir düzeltmesini yapmış. Ethereum da bence güzel duruyor. Bu taraflarda Ethereum tarafında bir toparlanma görebiliriz. 2158-2150 dolar seviyesinin altını kapanış yapmamış oldu. Her süre boyunca bence yukarı doğru bir toparlanma ihtimalimiz kuvvetlenecektir. Ethereum BTC paritesini de değerlendirecek olursak eğer, aylık çok oversold olmuş durumda. Yani evet, belki BTC dominansı yeni bir high yapabilir demiştik ama o high gelse bile, yani Bitcoin örnek vereyim, 2 yükselirken altcoin'lerin 1 yükseleceğini düşünüyorum. Ancak çok fazla inanılmaz ezileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Ethereum grafiği güzel duruyor. Ethereum BTC paritesinde aylık anlamda tarihi noktalara gelmiş durumda. Yani şu şekilde basit düşünecek olursak, eğer basit bir şekilde analiz yapacak olursak, 1 Ocak 2020 seviyesinde Fisher indikatörü o bölgeden tekrar kafasını kaldırıyor. Aylık anlamda al sinyali yakmış durumda hatta. Yani eğer 4 gün 3 saat içerisinde 0.053 0.054 seviyelerinde bir kapanış gerçekleştirebilirse burada Ethereum BTC paritesinde buradaki al yapısının devam ettiğini görebiliriz. Bu açıdan oldukça önemli. Şimdi ön satışlar, yatırım yapmış olduğum ön satışlarla ilgili bazı gelişmeler var. İlk olarak Storm projesinden Storm Warfare ön satışı hakkında bilgi vermek istiyorum. Buna yatırım yaptığımı belirtmiştim arkadaşlar. Kanalımda, videoda bahsetmiştim. Çok kısa bir süre içerisinde sold out oldu arkadaşlar. Yani ön satışa yoğun bir ilgi gerçekleşti. Zaten bu projelerde de refund politikası da olduğu için birçok insan katıldı ama şunu da eklemek istiyorum. Bir yoğun bir ilgi durumu söz konusu. Ne zaman listelenecek? Bunun hakkında herhangi bir açıklama söz konusu değil. O yüzden eğer ön satışa katıldıysanız Twitter sayfalarını takip etmekte fayda var. CDFI üzerinden bu ön satışa katılmıştım arkadaşlar. CDFI uzun bir süre sonra
ön satışlara başladı. Listelemeleri bekliyoruz. Bu taraflarda da bir hareketlilik, bir hype'ın gerçekleştirme durumu söz konusu olabilir. Dikkatleri üzerine çekmek açısından şahsen bu şekilde düşünüyorum. Proje zaten oyun projesiydi. Kart oyunları odaklı bir proje ve oyun oynanabilir durumda iken kendi tokenlarını ön satışını gerçekleştirdiler. Bu oldukça bence değerli çünkü birçok oyun projesinde sadece hani bir web sitesiyle ön satışlar gerçekleşiyor ama burada gerçekten oynanabilir bir oyun olduğunu, kullanım alanı olduğunu gördük ve ön satışta çok kısa süre içerisinde listelendi. O yüzden oldukça heyecanlandım diyebilirim kısa süre içerisinde ön satışın tamamlanmasından kaynaklı olarak. İkinci ön satışımızı da aynı şekilde Signify üzerinden katılım sağlamıştık. Bu da 8 saniye içerisinde tüm ön satışları tamamlanmış, sold out olmuş arkadaşlar. Bu da çok kısa süre içerisinde ön satışa katılım yapıp insanlar ön satıştan alım haklarını kullanmış ve yatırımlarını gerçekleştirmiş diyebilirim. Bu projede oyun projesiydi. Bunda da güzel bir hype olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bazen şu da olabiliyor. Mesela ön satışlarda bir proje çok fazla duyulmadıysa, çok fazla konuşulmadıysa, proje kaliteliyse eğer güzel performanslarda gösterebiliyor orta ve uzun vade açısından. Bu projede bence gayet güzel, başarılı. Benim bayağı beğendiğim bir proje. Yani şundan dolayı söylüyorum. Web sitesi gayet başarılı. Uzun zamandır bu kadar iyi hazırlanmış bir web sitesi görmemiştim. Bu bir. İkincisi, white paper'ı da oldukça güzel duruyordu. Gerçekten hani bu taraflarda bir hype olma durumu olabilir. Bu da, bunun da listelenme tarihi herhangi bir şekilde açıklanmadı. Bunların listelenme tarihleri açıklandığı zaman da tekrar sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Şu an sadece kısa süre içerisinde sold out olduklarını belirtmek için bu bilgileri sizlere vermek istedim. Üçüncü yatırım yapmış olduğum projede BRC20 DEX projesi. Bu projeyi de VPET üzerinden yatırım kararı almıştım. Daha önce de söylemiştim. Bu projenin şu an için listelenme tarihi belli değil arkadaşlar. Bu tarafta da bekleme içerisindeyim. Biliyorsunuz BRC20 tarafında büyük bir hype yaşandı. Bazı özellikle ürünlerde ciddi yükselişler oldu. İşte Ordo olsun, işte Pepe vesaire, Pepe BRC vesaire olsun. Burada zaten en çok X yapan ürünleri BRC20 alanında görebiliyorsunuz. Buna da ben VPET üzerinden yatırım yapma kararı aldım arkadaşlar. İşte burada birçok projeyle ilgili bilgi de söz konusu. Aslında kısaca özetleyecek olursam, merkeziyetsiz bir borsa diyebiliriz. Buna trade yapabiliyorsunuz vesaire. Alım satımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Köprü özelliği var. O köprüden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde merkeziyetsiz bir trade yapma imkanını sizlere sunuyor BRC 20 DEX. Bunun da bayağı iyi bir marketing ki var. O yüzden bundan kaynaklı güçlü bir marketing olması ve BRC 20'deki hype'ın hala devam etmesinden kaynaklı potansiyeli olabilir. Buna da o yüzden boş geçmek istemedim. Ben ön satışta yatırım yaparken zaten yani hype'ı takip ediyorum. Eğer çok fazla konuşuluyorsa ve proje yani iki aşamaya ayırıyorum. Eğer çok fazla konuşuluyorsa şansımı deniyorum, yatırım yapıyorum. Eğer çok fazla konuşulmuyor ama proje gerçekten sağlamsa da o zaman da deniyorum arkadaşlar. O yüzden bu tarz şeyleri, eğer bazı ön satışlar güzel kazandırabiliyor, tabii hepsi kazandıracak diye bir kural yok. Ama bir tane mesela, diyelim ki 4 ön satışa katıldın, bir tanesi güzel kazandırırsa 3 tanesinin zararını çıkartabiliyor arkadaşlar. Böyle bir durumda söz konusu. Tabii her katıldığımız iyi performans gösterecek diye bir kural yok. Ama bir tane doğru olanı yakalarsak eğer, o 3 tanesinin zararını çıkarabiliyor. Geçmiş bunu 2023 yılında da deneyimlemiş biri olarak sizlere belirtmek istedim. BRC20'yi de VPET üzerinden katılım sağlayacağım arkadaşlar. Siz de tabii kendi araştırmanızı vesaire yapabilirsiniz. Binance'de işlem hacmi en yüksek olan altcoin'leri şu an ekranda hep beraber görüyoruz. Hacim oldukça önemli. ARB taraflarında yüksek hacimler dönüyor. Sui tarafında fena olmayan hacimler var. Onu da ön satıştan katılmıştık. Yani 1.40'larda şu an işlem görüyor. Bence gayet iyi bir performans gösteriyor. Manta'da hacim var. Alt USDT pair'ında yüksek hacimler var. Bu şekilde 200'ü ben sizlere anlık olarak göstermek istiyorum. Bu şekilde bakabilirsiniz. Likidasyonları değerlendirelim. Likidasyonlar tarafında da 10 milyon dolar Bitcoin'de likidasyon alınmış. Diğer altcoin'lerde 4.5 milyon dolarlık likidasyon alınmış durumda. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.